Dur dur güzel arkadaşım. Sen yorumlara yazmadan ben hemen söylüyorum. Bundan sonraki konumuz limit. 12. sınıfta limit konusuyla dönüşümlerden sonra devam edeceğiz. Biliyorum her videonun altına yazıyorsun. Hocam limit gelecek mi? 65 günde ayete başladı. Bizim limit suya mı düştü? Hayır. 12. sınıf müfredatına kaldığımız yerden aynı hızla, aynı tempoyla devam edeceğiz dönüşümler son ders. Her ayrılık bir başlangıçtır. Bu sefer başlangıcımız belli. Limitle devam edeceğiz ama hadi gel. Şu dönüşümlerde şöyle bir genel tekrar niteliğinde bir soru avcısı yapalım. Bu dönüşümlerde ÖSYM e neler soruyor? Birlikte görelim. Var mısın? O halde gönder, gönder gelsin. Ne güzel arkadaşım. Girişte de belirttiğimiz gibi çıkmış sorulardan da örnekler çözeceğiz ama şöyle genel soru avcısı niteliğinde birkaç tane çok özel örneğim var senin için. Şimdi gel bakalım 2019 AYT'de bu amcalar bize ne sormuş birlikte bakalım. Dik koordinat düzleminde bir tane A noktası verilmiş. 6, 3 noktası. y x doğrusuna göre simetri alınmış oluşan nokta B. Biz ne yapıyorduk? Biz hiç fark etmez tüm sorularımızda notlar alıyorduk. Yine notumu alacağım. 6, 3 noktası. Y eşittir. X'e göre ne aldım? Simetri aldım. Girdin gerçek sınava. Ezbere hiçbir şey yok. Tamamen ispat tamamen mantıkla bak nasıl çözülüyor gör. Ardından neyi elde edeceksin? Bir tane B noktası elde edeceksin diyor. Elde ettik diyelim ki. Ardından B noktasının X eşittir. eksi 1 doğrusuna göre de simetriye alınacak. B noktasının bu sefer neye göre simetriğini alacağım? x eşittir bir doğrusuna göre simetriğini alacağım. Diyeceksin ki hiç böyle örnek çözmedik ama hocam. Evet Mac kitabında böyle bir örnek yoktu o yüzden ben de eklemedim ama mantıkla nasıl çözülebildiğini inanç şaşıracaksın görünce. Şimdi gel bakalım. Biz önce şu B noktasını bir bulmaya çalışalım. Y eşittir X. Yani birinci açı ortay doğrusuna göre simetri alırsak bir nokta nereye gidiyordu? Onu hatırlayalım. Elimde herhangi bir tane AB noktası olsaydı eğer A virgül B sen de biliyorsun ki simetri aldığında aslında tam ortadan geçiyordu. Doğru mudur bu doğru? Tamam. Artık yeni oluşan nokta şu oluyordu. B virgül A alıyordu. İşaretler değişmiyordu. Sadece elemanların yeri değişiyordu. İstersen gel yazalım birlikte. A virgül B noktası Y eşittir X'e göre simetri alırsam B virgül A'ya dönüşüyor hocam. Tamam ezber yok. Şimdi geldim buraya. Bu noktayı birlikte çıkaralım. 6'ya 3 noktası y eşittir x'e göre simetri alırsan 3,6 noktasına dönüşür. Burada anlaştık mı seninle? Bir problem var mı? Yok. Diyeceksin ki hocam peki burayı ben nasıl çözeceğim? Burayı ilk defa görüyorum. Hiç farklı bir soru tarzıma geldi. Hiçbir şey anlamadın sorudan. Daha doğrusu daha önce hiç karşılaşmadığım bir soru. Git şeklini çiz. Bak şekil bize ne kadar kurtarıcı olacak. 3'ü 6 noktası. Diyelim ki 3 burası olsun. 6 da burası olsun. Biraz saçma oldu ama idare et artık. Şimdi Şurası 3'e şurası 6. Diyorsun ki x eşittir x'i 1'e göre simetri alacaklar hocam. x eşittir 1 doğrusunu çizdim. x eşittir eksi 1 doğrusunu çizdim. Şimdi simetri alıyorum. Simetrinin mantığı neydi? Ayna görevi geliyordu. Şuradaki mesafe kadar bu tarafa ilerleyeceğiz. Aynı uzunlukta. Bir dakika ya. Aslında biz tam şuradaki noktaya göre bir simetri almış olmuyor muyuz? Aynen öyle. X değerinde eksi 1. Y değerinde herhangi bir değişim olmadan simetri almış oluyoruz. Y değeri de 6 ydı. O halde gel beraber düşünelim. Acaba buradaki koordinat nereye gitti? Şuradan şurası kaç birim? 4 birim. O zaman 4 birim de bu tarafa kayacağız. Orta nokta bulma formülü. Aynı mantık. Hiçbir değişiklik yok. Eksi 5. Dedik ya y değerinde bir değişiklik olmuyor. O zaman eksi 5'e 6'dır benim son bulduğum koordinat. Anlaştık mı? X eşittir 1 sorsun. Hiç fark etmez. Y eşittir Y artı 1 sorsun. Mantıklı. Neyse C noktasının koordinatları toplamını soruyor. Bence ezberleme arkadaşım. Ezberlersen eminim unutacaksın bu işi. Neyse Edirne'ye vurdum cevabı. Toplam 1 çıktı. Bu 2019 AYT sorusuydu. Bu kadar net bu kadar hızlı çözebiliyorsun. Biliyorsun ki AYT sınavında ortalama 2 dakika 2,5 buçuk dakika sana bir soruda süre kalıyor. Çok net bir şekilde bu ispatlarıyla hatırlayarak İnşallah yapacağız beraber. Anlaştık mı? Ama yaparken hatırlayacaksın bizi de. Vay be! İspatıyla yaptık biz bunları zamanında. Hiç unutmayacağız. Anlaştık mı? Madem böyle o zaman yola devam. Hadi gel. 2011 sorusu var karşımıza. 2011'de çıkmış bir soru yine. Gel bunu beraber yorumlayalım. Ee, soruda ilk defa gördüğünü düşündüğün kısım olacak. Hiç panik yok. Şekil, şekil, şekil. Şekilde halledeceğiz. Dik koordinat düzleminde ABC dik üçgenin Y eksenine göre simetri alınıyor. Bakın buradaki Y ekseni dediğimiz yer neresi? Şurası. Onu sarıyla çiziyorum. Ben bu eksene göre simetri alırsam eğer oluşacak nokta diyor A üssü, B üssü ve C üssü noktalarıdır. Burada anlaşalım. Tamam. Şimdi gel istersen önce bunu bir elde edelim. Sonra bir adım daha ilerletelim. A'nın Y'ye göre simetrisini almam demek bak bu şekilde ilerleyeceğim. Eksi 3'teydim o zaman nereye geleceğim? Artı 3'e geleceğim. Ee, ben onu şöyle yapayım mı ey güzel arkadaşım? Sen daha rahat anla diye yapıyorum sadece. Şöyle bir renk seçim seçtim. Şimdi şunu bir silelim. Şunu bir silelim. Sildim. Hani maksat şeyi kullanmak istiyorum. Kalemi kullanmak istiyorum ki çok daha rahat işlem yapayım. Ha, mis gibi olmadı mı sence? Bak buradan buna indim. Tam in, ama ama biraz da düz insem ne güzel olur. O zaman buradan yukarı çıkarım daha mantıklı olur. Vallahi oldu. Şimdi bak A noktasını bulduk. A noktası burası mıdır? Simetriğini aldık. Dikkat et birbirine eşit mesafede. Tamam. X değeri ne oldu? Eksi 3'te artık neye dönüştü? Artı 3'e dönüştü. Burası neye dönüştü? Aynen kaldı. 5. Bakın Y eksenine göre simetri alınca demek ki Y değeri değişmedi. Ama ne oldu? x değeri değişti. x değeri eksi 3'ten artı 3'e geçti. Aslında x eşittir sıfıra göre ya da y eksenine göre simetri alıyoruz. Özünde bu. Yola devam ettim güzel arkadaşım. Dedim ki b noktasının da simetriğini alacağım. b noktası nereye gelecek? Eksi 5'teydi. O zaman artı 5'e kadar yolu var kardeşim onun. Onu da artı 5'e aldım. Burası da b noktası. Bak burası artı 5. Burası 2. O zaman b noktasının koordinatları 5'e 2 bu da halli oldu. Bak eksi 3'e 2 idi. Şu eşitliği koruyarak buraya geçtim. Burası da C noktası 3'e 2. Artık ben ben bu üçgeni çizerim. Simetriğini aldım. Birinci simetri işlemimiz bitti. ABC üçgeninin A üssü B üssü C üstü, koordinatlarını bulduk. Ne diyor amcam soruda? Gel bakalım. Elde edilen üçgen A üstü noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. E hocam nokta etrafında 90 derece döndür diyorsun ama biz böyle bir şey görmedik. Biz hep orijin etrafında gördük. Genel mantık aynı. Evet map kitabında da yine örneği olmasa da bu arkadaş sabit mi? Sabit. Biz bunu orijin gibi düşüneceğiz mi? Düşüneceğiz. Elimdeki noktaları artık kaç derece döndüreceğim? 90'ları. Döndüreceğim az bekle soruyu bitireyim. B üstü noktasına karşılık gelen döndürüldükten sonra B2 üstü noktasının koordinatlarını bul Şimdi gel C noktasını bir döndürelim beraber. C noktası buradaydı. Eğer 90 derece dönerse ki şu mesafe kaç birim? 5'ten 2 çıktı. 3 birim. A'ya 90 derece uzaklıkta 3 birim uzunluğunda. A yine buraya denk geldi. 3 birim uzunluğunda yeni bir nokta oluştu. İşte yeni nokta yeni C noktamız burası. Bunda anlaştık mı? Tamam mıyız? Bak bunu aldım bu tarafa taşıdım. Aynı şekilde B'yi taşıyacağım. B ile C'ye dikkat et aynı hizadalar. Değil mi? B ile C aynı hizadalar. Peki B ile C arası kaç birim? 2 birim hocam. O zaman ben buradan 2 birimde aşağı inmez miyim? 2 birim aşağı indim. O zaman oluşan B noktam burası olmadı mı? Oldu. Şimdi şunu da birleştirdim de bu üçgeni tamamlamış olacağım güzel arkadaşım. Şöyle yaptım. Bu üçgenin içinde şöyle sana bir güzel karaladım. Nasıl oldu ama? Bak yeni üçgenimiz burası. B2 üssü. C2 üssü noktaları. Şimdi benden istedi B2 üssü noktasının koordinatları. Y ekseni üstündesin. O zaman x'in 0. Y değerin kaç? 3. 0'a 3. Sadece şekil çizdim. 0 ve 3'te Adana cevabı doğru cevaptır. 2011 sorusunu da hallettik. Var mı hocam başka? Sanki bu çıkmış sorular biraz daha sert ama diyorsun. Gel bir de bunu çözelim. E gel bir de bunu çözelim. Bak ne kadar güzel mantıkla çözeceğiz yine. Hazır mısın? Gönder gelsin. Dik koordinat düzleminde bir PAB noktası orijin etrafında. Hep bildiğimiz yerden geldi ne güzel. Saat yönünün tersine 90 derece. Bir dakika. Biz ne yapıyoruz? Biz notlarımızı alıyoruz. A virgül B orijin etrafında 90 derece 90 derece. Saat yönünün tersi bizim için biliyorsun ki pozitif yönde çevirelim, döndürelim. Ama nasıl döndürüyorduk? Madem hatırlamıyorsun, hatırlatmak için hemen ben yazayım sana. Şimdi herhangi bir tane AB noktası oluşturuyordum. Hatırladın değil mi bunu? A virgül B'yi oluşturdum. Ne yapıyordum sonra? Diyordum ki burada bir üçgen var. Bir üçgene dikkat ediyorsun. Hatta gel o üçgeni de şöyle çizelim. Hop. Çizdim üçgenimi. Bu üçgende açılara bakıyorduk. Burası alfa. Burası beta açısı. Şimdi ben öyle bir üçgen çizeceğim ki artık o mevzudan çıkmam lazım. Bak şöyle yapalım. Ben bu üçgeni 90 derece çevirdiğimde evet gerçekten şurası 90 derece ise eğer şurası alfa olur. Şunu şuraya tamamladım. Süpersin. Şurası beta olur. Al sana döndürme işlemi. 90 derece. Hangi üçgen hocam o? Bak sarı üçgeni aldım. Buraya 90 derece çevirdim. Olay ne kadar güzel. Hiç formül. Yok. İstersen ezberle ben bir daha söylüyorum. Ben böyle çözüyorum bu işi. Alfanın karşısı hangi birim? B birim. Betanın karşısı A birim. E yazalım yerine. Alfanın karşısı B birim. Beta'nın karşısı A birim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu nokta eksi B'ye tekabül etti. Yerler mi yemezler. O zaman burası ne? Eksi B'ye A oldu. Şimdi gel temize çekme zamanı. A virgül B noktası artı 90 derece döndürülürse eğer elde edilecek nokta eksi B virgül A'ymış. Peki amcam da soruda aynen bana öyle demiş. Ben de P üstü noktasını elde edeyim. Eksi B virgül A'dır. Burada da anlaştık problem yok. Gönder gelsin devamı. Ne diyorsun şimdi? Daha sonra diyor bu nokta x ekseni boyunca 3 birim pozitif yönde ötelenecek. Hemen yazalım. P üssü yeni noktamız eksi b virgül a'ydı. X ekseninde pozitif yönde 3 birim. Notlar çok önemli. Bak notumu aldım. Y ekseninde de pozitif yönde 1 bir birim ötelenecek. Y ekseninde pozitif yönde 1 bir birim ötelenecek. Bunu da yazdım. Şimdi artık biz bunun nasıl elde edildiğini biliyoruz ama amcam ne demiş? yine yine A virgül B noktasını elde ettim demiş. Peki gerçekte bu işlemleri yapsaydı hangi noktayı elde edecekti? Gel onu beraber yazalım. Eksi B x ekseninde 3 birimi ilerletirsen eksi B artı 3 olur mu olmaz mı? Olur. Aynen öyle. Y ekseninde artı 1 birim ilerletirsen A artı 1 olur mu olmaz mı? Bir birim arttırıyorsun. Süper. Sıralı ikili var burada. Sıralı ikillerin eşitliğini kullanacağız. 2016 çıkmış sorusu. Çok yakın tarihli. Eksi B artı 3. A eşittir. Eksi B artı 3 kenarda. B eşittir. A artı 1. Bu da tamam. Hadi gel B'nin yerine şu A artı 1'i yazalım. Ama önünde eksi var. Eksi A. Eksi 1 artı 3. Karşıya attım. 2A eğer 2 ise... A dediğim değer 1'dir. A'yı burada yerine yazarsam B dediğim değer 2'dir. A'yı da buldum B'yi de buldum. Benden bu P noktasını istiyor. A virgül B olarak kabul ettiğimiz bu nokta 1 virgül 2'dir. A bunu istemiyormuş. A çarpı B istiyormuş. 1 çarpı 2'den doğru cevap 2'dir dedim. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Artık çıkmış sorularla ilgili iyi kötü kafanda bir fikir oluştu. Anlattıklarımız kesinlikle ispatlarıyla birlikte bilindiği şekilde bence halledersin ve güzel arkadaşım. Tamam mıyız? Şimdi bak. Özel ders konseptinde. Yani ben burada yardır yardır dersi anlatırım sana ama şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Yepyeni bir soru stil yapalım. Bugüne kadar öğrendiğimiz her şeyi tek bir soruda tekrar edelim. Ki artık dönmeye nokta koyacağız. 8 derslik bu kadar kısa bir alandan garanti bir soru geliyor dersem ben sana bir soru geliyor arkadaşım 2019 AYT'de sordular. Niye kaçırasın? Ne olur vakit harca. Ne olur izle. Biliyorum limit istiyorsun, biliyorum türev istiyorsun ama garanti bir sorudan bahsediyorum sana. Lütfen bunu yap farkını yarat. Neyse buraları umarım izlemişsindir. Yola devam. Eksi bir 3 noktasının x eksenine göre simetrisi. Bak biz ezber mezber bilmiyoruz. Biz biz şekil biliyoruz. Şekil bildiğimiz için ben deneme yanılmayla bunu çözmeye çalışacağım sana. Şimdi gel şöyle bir şey yapalım. Ben buraya bir tane çizeyim hemen. Tamamen şekil üstünde göstereceğim. Eksi bir 3 noktası nerededir arkadaşım? Şurası eksi 1. Şurası 3 bla 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 bla. Eksi 1'e 3 noktası burası mıdır? X eksenine göre simetri alıyorsun. Bak x ekseni burası. Ben x eksenine göre simetri alırsam aşağı kata inerim. Artı 3'ten nereye gittim? Eksi 3'e. X değerinde bir değişiklik oldu mu? Olmadı. O zaman x eksenine göre simetri almak demek x değerine dokunma ama y değerinin işaretini değiştir demektir. Türkçe karşılığı budur. Ama ispatla böyle yapılır. Şekil üstünde gösterince çok daha rahat olduğunu sen de gördün. Şimdi devam ettim. Y eksenine göre simetri istiyorum. Y ekseni sabit. Noktayı bu tarafa doğru aldık. Bir nevi ayna görüntüsü yine. Eksi birdeydim. Nereye geçtim? Artı bire geçtim. Sorarım sana. X değeri eksi birden artı bire ne yaptı? İşaret değiştirdi. Y değerinde. Hocam vallahi bir değişiklik yok. Aynen öyle. Şimdi tekrar yola devam. Orijine göre simetri alıyorsun. Düşünüyorum ya. Ya bak bu arkadaş buradaydı. Orijine göre simetri alınca bu tarafa geçmeyecek mi? Bu tarafa geçecek. O zaman ne oldu? Dikkat ettiysen hem x hem de y de işaret değiştirdi. Yani artı 1'e eksi 3'e dönüştü. Görebiliyorsun değil mi? Hem x'e hem y'si işaret değiştirir. Orijine göre simetri de o zaman eksi 1 ise artı bir yazacağım. Artı 3 ise cevaba ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım. Bu da oldu galiba. Dilersen şunları da yazabilirsin. Hani ben bu işi harbiden ezbere yapıyorum hocam galiba. Biraz daha böyle yazar mısın dersen şunu yapabiliriz. Eksi A'ya eksi B oldu bak burada. Tamam mı? Y eksenine göre simetri alınca A virgül B'yi aldık biz. Sadece hangi işaretini değiştirdik? X'in işaretini değiştirdik. B'ye dokunmadık. X eksenine göre simetri alınca A virgül B'yi aldık. Ne yaptık? Y'sin işaretini değiştirdik. X'e dokunmadık. Y'sin işaretini değiştirdik. Buraya kadar galiba her şey yolunda gidiyorsa. Y eşittir X'e göre simetri alma. Y eşittir X'e göre. Ya adı üstünde Y gördüğün yere X. X gördüğün yere Y yaz demektir bu. Ki biz bunu aslında birinci açı ortay doğrusuna simetri olarak anlattık. Zaten birkaç soru önce çözdüm. Y gördüğün yere x x gördüğün yere y yaz diyor. E tamam yerlerini değiştir sadece. 3 virgül eksi 1. Tamam mıdır bu da? Dalmıyorsun. Bütün dikkatinle bendesin çünkü önemli bir noktaya geldik. Evet kafa karıştıran nokta. X eşittir 3'e göre simetri. Al bakayım göreyim hocam diyorsun. Hemen çizdim. Şekil var huzur var. O zaman şeklini çizerim bu işi çok rahat yaparım. Eksi 1 burası. 3 değeri burası. Buraya kadar kabul mü? Bak A noktası bu. Amcam diyor ki bana. X eşittir 3 doğrusuna göre. X eşittir 3 doğrusu bu olsun. Çizdim. Şimdi dikkatle izle. X eşittir 3. Ben bu noktaya göre simetri alırsam benim yeni ayna x eşittir 3 doğrusu oluyor. Şuradaki mesafe şuradaki mesafeye eşit olmak zorunda. Simetri de neydi? Orta noktaydı simetri noktası. Eksi 1'den 3'e kaç birim artmışım? 4. 3'ten 4 birim artarsam ne olur? 7. X değerinde değişiklik pardon y değerinde değişiklik var mı? Yok. 7,3. Anlaştık mı burada da? Anlaştık. Peki bunu e, kurala dök dersen nasıl yapıyorduk biliyor musun? 2 tane a eksi x virgül y yazıyorduk. Bak bunun da anlamı şu. 2 tane a dediğim şey nereye göre simetri alıyorum? x eşittir 3. Yani 3 virgül 0 doğrusudur özünde. 2 kere 3 6 eksi x. Eksi x eksi 1 olarak aldım. Bunlar artı 1 oldu. y değerine dokunmadım. 7 virgül 3 oldu. İlla formülüyorsan böyle ama ben ben her daim ispattan yanayım. Ben her daim mantığından yanayım. Y eşittir 4'e göre simetri alacağım şimdi. Hiç fark etmez. Çatır çatır çözeceğiz. Eksi 1'e 3. Şeklin nerede olduğu çok önemli değil. Sen yeter ki tahmini doğru şeyler çiz. Bak burası da y eşittir 4 doğrusu. Ben burayı ayna kabul ettim. Şurayı. Buradan kaç birimse aramdaki mesafe? Bir birim bir birim yukarı çıktım. Yeni yerim burası. 3, 4, 5. Yeni yerim burası. A değerinde bir değişiklik oldu mu? X değerinde olmadı. O zaman eksi 1'e 5 bizim yeni simetri noktamızdır. Eyvallah arkadaşım. Oldu galiba. Tamam galiba. Geçelim mi? Geçeceğim ama gel şunu da yazayım. Burada da şunu yaptık aslında biz. X değerine dokunmadık. 2 tane B'den Y'yi çıkardık. İşi biraz daha hızlı yapmak adına anlatıyorum bunu sana. Tamam mı? Şimdi gel bakalım. Eee. Karşına çıkacağından emin değilim aslında. Ama soru bankalarının aşında böyle sorular görüp çözmeyip moralim bozulacağına gel ben sana bir tane örnek çözeyim. Aslında geçmiş yıllara sorusu var ama artık geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ÖSYM'nin map kitabında ki map kitabımı kazanımlarında bu tarz bir soru yok. Biz bir tane çözelim. 2x eksi 3 y artı 1 eşittir 0 doğrusunun x eksenine göre simetrisi. Bir dakika hocam doğruya göre simetri alıyorsun. Aynen öyle nasıl yapacağız bunu? x eksenine göre simetri alacağım. Nasıl yapacağım bunu? Şimdi bak bir önceki soruya bakalım. x eksenine göre simetri noktanın simetrisini alırken ne yapıyorduk? a b a'ya eksi b. Şimdi aynı mantığı burada kullanacağım. İstersen şekil çizeyim kafana daha rahat yatsın. Ben diyorum ki sana bir tane a b noktası var. Ben x eksenine göre simetri alınca bu ne oldu? eksi b oldu. Yani ben aldığım a virgül b noktasını nereye götürdüm? Hatta a ile b ile yazmayalım. x ile y ile yazalım daha güzel kafana yatsın. x y'yi nereye götürdüm? x virgül eksi y'ye götürdün hocam. Sadece y'nin işareti değişti. Denklemi yazarken sadece bunu yapacaksın. x'ler x olarak kalacak. Y'ler işaret değiştirecek. X'ler X olarak kalırsa 2X. Y'ler işaret değiştirirse artı 3'e. Yanında bir de artı 1'i var. Hiç dokunma onlara. Eşittir 0. Temiz iş. Gel aşağıya. Ezberleme unutursun? Y eksenine göre simetri. Hocam nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Y eksenine göre simetri. Bir tane kafana göre AB noktası seçiyorsun. Her zaman olduğu gibi. Bak A, B noktası. Y'ye göre simetri aldığımda eksi A'ya B. Gel yazalım. Biz onu X, Y ile yazalım. ya Daha akılda kalıcı olacak sanki böyle. Eksi X'e Y x'i işaret değiştirdi. Soruda da aynısını yapacağız. 2x yazıyor hocam. Aynen öyle ve güzel arkadaşım. Biliyorum beyin yandı şu an. Şöyle kıvamındasın. Ne diyorsun anlamıyorum hocam. Burada mısın? Diyorsun aynen. Bir kendine gel bir silkelen bakalım. Tamam mı? Anlaştık mı burada? Devam ediyorum bak. Şöyle bir salla kafayı bir yudum suya ne dersin? Ben de alayım ya. Hadi gel. Hadi gel. Gel orijine göre simetri alıyoruz. Bak bakalım az öncekine. Orijine göre simetri alırken ne yaptık? Aynısını yapacağız. İstersen yine yine şeklini çiz. Orijine göre simetrinin de ne kadar kolay olduğunu gör. Orijine göre simetri alıyorum. Orijin şurası. Ben AB noktasının orijine göre simetrisini alırsam ikisi birden ne yaptı? İşaret değiştirdi. Yani x virgül y'yi aldım. Nereye götürdüm? Eksi x eksi y'ye götürdüm. Hocam yukarıda da x gördüğüm yere ne yazacağım o zaman? Eksi x mi? Aynen öyle. Gel 2x yazıyor. Eksi 2x oldu. Eksi 3 yazıyor. Artı 3y oldu. Artı 1'e dokunmadım. Eşittir 0. Şimdi diyeceksin ki ya hocam bizim okulda arkadaş var denemelerde ya da sınavda çatır çatır ezberlemiş bunları canavar gibi çözüyor. Ey güzel arkadaşım sınava daha burada 6 ay var. Gerçi sen ne zaman izliyorsun bilmiyorum. Ama eğer bu konu senin için son konu değilse unutma şansın çok fazla unutmak istemiyorsan böyle devam ısrarla ısrarla söylüyorum. Çünkü korkuyorum ezber yapmak istediğinden. Korkuyorum öyle yapmaya çalışacağından. Ne kadar kolay halbuki bak böyle. Y eşittir x'e göre simetri alıyorsun. Hatırlıyorsun artık bunu biliyorsun. Birinci açı ortay doğrusuna göre simetri alırken şurada oluşan AB noktası nereye gidiyordu? B A'ya gidiyordu. Yani x virgül y nereye gidiyordu? Bak burada Türkçesi de var. Y yerine x, x yerine y yaz. Yani harflerin yerini değiştir. Aynı mantık burada var. 2x yazmayacağım. Harflerin yerini değiştirdim. 2y ye yazacağım. Eksi x yazacağım y ye gördüğüm yere. Bir de artı birim. O da eşittir sıfır. Oldu mu? Biliyorum biraz uzadı ders. Biraz uzadı ama ama sabret bitiriyoruz. Hepsinden birer örnek çözüyoruz adı üstünde. X eşittir 4'e göre simetri. Evet bu biraz sıkıntı. Az önce boşuna yazmadım şu formülü. Ama formülü yine ispatını yapabilirsin. Artık uzun uzun ispat yapmayacağım tabi. 2A eksi X virgül y koyacağız. Orta nokta bulma formülüdür bu özünde. Ha? Onu, da, onu da söyleyeyim ki zaten ispatında anlatmıştık zamanda. A dediğim değer şudur 4'tür. Aslında 4 virgül göre simetri alıyorsun. Şimdi yazalım. X gördüğümüz yere bunu yazacakmışız. X gördüğümüz yere 2 kere 4 8 eksi x y'sine dokunmayacağız. X gördüğüm yere 8 eksi x yazacağım. 2 çarpı 8 eksi x kapat parantezi eksi 3 y Artı 1 eşittir 0. Düzenleyelim mi? İlla istersin sen şimdi hadi gel yazalım. 2 kere 8 16 eksi 2x eksi 3y artı 1 eşit 0'dı. Eksi 2x eksi 3y artı 17 eşittir 0 galiba oldu artık. Şimdi gel artık son soru. Aslında bu nokta neydi? Y eşittir 2'ye göre simetri almak değildi aslında o. 0'a 2 noktasına göre simetri almak gibi düşünebilirsin. Bunda yine devam ediyorum. X değerine dokunma diyor. 0 çünkü X aynen kalsın. Y değerinde orta nokta bulma hesabı 2 katından çıkarıyorsun. 2 ile 2 4 eksi Y. Y gördüğümüz yere de bunu yazacağız. X'e dokunmuyorum 2 X. Y gördüğüm yere 4 eksi Y yazdım. Artı 1 eşittir sıfırım duruyor. Devam ettim. 2x eksi 3 kere 4'ten ne geldi? 12 geldi. 3 eksi eksi artı yaptı. 3y artı 1 eşit sıfır. Bir temize çekelim. Yani öyle de bırakmak çok da içime sinmiyor açıkçası. 2x artı 3y eksi 11 eşittir sıfır dedim. Oh ne rahat. Ne, ne şükür diyorum sonunda bitirdim bunu. Bitti ama son bir tane sorum var. Yeni geçmiş yıllarda 2016 mıydı acaba? Daha eski tarihli olabilir mi ya? Ben bir dakika bakayım ya. Sen azıcık bekle bakayım. Ben bu hangi tarihli bir soru olduğunu hatırlayamadım açıkçası. Baktım. 2012. Bak 2012'de sormuş adam bize bu soruyu. 2012 LYS sorusu. Gelecek mi? Geleceğini çok sanmıyorum. Ama bu soruyu sen halledersin artık. Bu sorunun içinden geçersin be güzel arkadaşım. Geçemez miyiz artık? Nebze'ye bak. X eşittir 3'e göre simetri al diyor. Hocam X eşittir 3 dediği nokta 3'e 0 noktası değil midir? Aynen öyle. Bu noktaya göre simetri almak. 3'ün 2 katı 6 eksi x y'sine dokunmamış çünkü sıfır. Yazmak demektir denklemde. Hadi gel yazalım. 3 çarpı 6 eksi x artı 2 çarpı y eşittir 6. Düzenli ön denkleme dağıtarak geldim. 3 kere 6 18 eksi 3 x artı 2 y eşittir 6. Ne yapalım? Seçeneklere bakıyorum. Herkesi sola çağırayım bakayım. Eksi 3 x artı 2 y yok yok bunu karşıya atayım sanki cevap böyle gelecek eksi 12 çok benziyor ters işaretlisi yakaladım 3 x eksi 2 y artı 12 doğru cevaptır dedim son soruda vurdum denizliye ve Hüzün vakti. Gerçi bu sefer hüzün değil be. Oh be. Dönüşümler bitti be gözünü seveyim. Hani öyle gerçeğe gerçek bir şey söyleyeyim mi? Biliyorum 8 derstir sanki çok heyecanlı, çok güzel bir dersmiş gibi anlattım sana bunu ama. Gel gör ki e dönüşümler çok da zevkli değil be. Of, limit gelsin, türev gelsin, integral gelsin, canavar gibi matematik gelsin. Enerji tavan yola devam edelim diyorum sana. Bir sonraki derste limitte görüşelim arkadaşım ama sen ne olur ne olmaz. 8 derslik kısacık bir konu garanti soru gelecek. Ben seni küstürmeyeyim. Muhakkak iyi çalış. Muhakkak gelen soruyu harcama ispatla mantıkla hallet. Ezberlemeye kalkarsan yandık. Limitte türevde integralde neler neler var. Burada görüşelim. Kendine iyi bak. O zamana kadar iyi çalış çok çalış. Hoş kal. Tabii ki hoşça kal.